Yeni bakan harekete geçti. Her haneye 8500 Türk Lirası vatandaşlık maaşı ödemesi başlıyor. Peki başvuru yapan herkes yararlanacak mı? Vatandaşlık maaşı başvuruları ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verilecek. Eski Aile Bakanı Derya Yanık konuya ilişkin açıklama yapmıştı. Bu noktada birçok kişi vatandaşlık maaşı nedir, kimlere verilir gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte vatandaşlık maaşı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı bu videoda. Kanala abone olup aklınızdaki tüm soruları yorumlara yazabilirsiniz. Sadece abone olanların sorularını cevaplıyorum. 2023 yılı 13. Cumhurbaşkanlığı seçim vaatleri arasında yer alan vatandaşlık maaşlarına ilişkin olarak adımlar atılmaya başlandı. Vatandaşlık maaşları için Temmuz ayı işaret edildi ve detaylar belli olmaya başladı. Eski Aile ve Sosyal Politikaları Bakanı Derya Yan'ın sosyal destek ödemeleri ile ilgili ödemelerin yerine artık vatandaşlık ödemeleri alacak dedi. Yeni bakan harekete geçti. Milyonlarca dar gelirli kişi için adım atılmaya başlandı. Aile destek ödemeleri kapsamındaki ödemeleri artık vatandaşlık ödemesi olarak değiştiriliyor. PTT üzerinden ya da e-devlet üzerinden başvuru yapan tüm dar gelirli ailelere asgari ücret bandında olacağı tahmin edilen vatandaşlık ödemeleri verileceği aktarıldı. Aile destek ödemelerinin Temmuz ayında bitecek olması sebebiyle yeni bir proje şeklinde duyurulan vatandaşlık maaşı, dar gelirli vatandaşlara verilmesi planlanan sosyal yardım projesi olacak açıklanmasının ardından gündeme oturan vatandaşlık maaşları ile ilgili olarak önemli açıklamalar yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Eski Bakanı Derya Yanık, verilen aile destek programından elde etmiş olduğumuz tecrübeler ile önümüzdeki dönemlerde de söz konusu bu programı da sürdürmeyi arzu ediyoruz. Programımızı bir anlamda bütüncül bir çevreye dönüştürüp koruyucu ve önleyici sosyal yardımı da kapsayacak biçimde bir vatandaşlık maaşına dönüştürme ile ilgili çalışmamız bulunuyor. Bunu önümüzdeki süreçte de inşallah yeniden kamuoyuyla paylaşacağız ifadeleriyle konuşmuştu. Yanın ifadeleri ardından Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş konu ile ilgili hamlelere hazırlanıyor. Asgari ücretin neti 8506 lira. Eğer ailede buradaki parayı tamamlayamıyorsa 10.000 Türk Lirası geliri olan 3 kişilik bir ailede burada 10.000 TL'yi 3e böldüğünüzde 3333 lira gibi bir rakam çıkıyor henüz konu ile ilgili net tarih ve detaylar tam açıklanmadı. Detaylar belli olduğunda yine buradan duyurmuş olacağım. Ücretsiz beğeni atıp, abone olarak herkesten önce gelecek yeni videoları izleyip, sosyal yardımlardan faydalanabilirsiniz.